Piyasalar Ağustos'u nasıl kapatacak, bu sorunun yanıtını arıyoruz. Ve bu sorunun yanıtını ALB Menkul Değerler yatırım uzmanı Volkan Kuğucuk'la birlikte arayalım. Volkan Bey günaydın, iyi haftalar. Günaydın Zeynep Hanım, iyi haftalar, iyi yayınlar. Yanında bir miktar şahinleşme, Draghi'de daha da güvercinleşme gibi eğilimleri takip ettik. Ağustos'u nasıl kapatırız? Evet, aslında Cuma günü yılın açıklamalarını dinledikten sonra insan ister istemez akılları şu soruyu getiriyor. Her Merkez Bankası Başkanı zamanı geldiğinde güvercin ya da şahin olabiliyor ki yılında eğer Amerikan verileri iyi gelmeye devam ederse güvercin görünümünü bırakıp bir anda şahin görünümüne kavuşabilir gibi bir düşünceye sahip oluyoruz. Evet, bu hafta için haftanın son günlerinde gerek Amerika tarafından gerek Avrupa tarafından veri akışının yoğun olabileceği bir döneme giriyoruz. Hafta sonuna doğru özellikle Perşembe ve Cuma günü piyasalar birazcık daha hareketli olabilir. BIST tarafına içeride baktığımızda ise BIST tarafı tepki kalıbı içerisinde kalmaya devam ediyor. Bu tepki kalıbı içerisinde 80.500 seviyeleri önemli bir ışık olarak durmaya devam ediyor. Buraya kadar olan yükselişler tepki kalıbı içerisinde kalmaya devam edecektir. Ancak endeksi aslında gerçek anlamda bir yükseliş hareketinin devamı için mutlaka 80.500 üzerinde kalmamız gerekiyor. İçeride tabii ki BIST tarafını takip ederken diğer taraftan da tahvil tarafına da bakıyoruz. 9.27 olan faizler şu anda BIST tarafını rahatsız etme, ancak bu noktada kritik çık seviyemiz 9.50-9.70 bandı. Eğer bu bant üzerinde faizlerin fiyatlanması durumunda BIST tarafı noktada olumsuz yönde etkilenebilir. Bir noktada dolar endeksinde gözlerimiz yurt dışında dolar endeksini de izlemeye devam ediyor. Dolar endeksi şu anda 82.5 seviyelerinde. 2013 Eylül ayında 82.70 olarak işaretlenen zirveye yakın bir bölgedeyiz. Eğer bu bölgenin üzerinde dolar endeksi kalmaya başlarsa en azından S&P tarafında 2000'li seviyelere piyasalar yaklaşırken tarafı ve gelişmekte olan ülke piyasaları dolardaki güçlenmeyle olumsuz yönde etkilenebilir. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. İçeride Merkez Bankası'nın da bu hafta toplantısı olacağını izliyoruz. Nasıl bir beklentiniz var? Merkez Bankası tarafında özellikle tabii ki herhangi bir sürpriz adım gelmeyecektir diye düşünmeye devam ediyoruz. Eğer bu noktada Merkez Bankası tarafında açıkça sürpriz bir adım ya da sürpriz bir açıklama gelirse piyasada bunu fiyatlamaya devam edecektir diye düşünüyorum. Volkan Kuğucuk, ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza değerli katkınız için.